Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri canlılar kısmında ve videoların açıklama kısmında bulabilirsiniz. İnceleme videolarını ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Lambda'n, bu videodan bir sonraki videonun konusu da altcoin sepeti olacak. Hemen Lambda'n'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Lambda'n projesi CoinGecko'da listeli değil. Zamanında listeliymiş fakat kısa bir süre aktif olmadıkları bir dönem olmuş. Orada listeden çıkarmışlar hemen. Yakında yine listelenir diye düşünüyorum çünkü proje aslında aktif. Bu videoyu CoinMarketCap üzerinden devam ettirmek durumdayız. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Lambda'n projesi CoinMarketCap'te de herhangi bir sıralamaya dahil değil şu anda. Fakat yaklaşık 740 bin dolar market cap'i onaylanmış durumda. 740 bin dolar market cap CoinGecko üzerinde yaklaşık 2300. sıralara denk geliyor. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu bir anlamaya çalışalım öncelikle. Web sitesinde slogana geldiğimizde bize insanlar için blockchain diyor ve hemen altında da bir açıklama var. Bu açıklamada da temel olarak Python temelli, yazılım dili temelli ve merkeziyetsiz uygulamaların hem tasarımının hem de kullanımının kolay olmasını hedefleyen bir blockchain olduğunu bize söylüyor. Zaten slogan ve altındaki açıklama net bir şekilde kendine ait bir blockchain olduğunu projenin bize söylüyor. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız ama kaynak kontrolüyle devam edelim. Öncelikle Ethereum üzerine token olarak çıkmış, sonra Binance üzerine token olarak çıkmış, sonra da kendi blockchain'ine geçmiş bir projeden bahsediyoruz ve oldukça bir eski bir proje. Ethereum ve Binance üzerindeki tokenların kaynaklarına girmeye detaylı gerek yok. Binance'in üzerindeki token kaynağı birazcık var ama yine de çok önemli miktarda değil. O yüzden sadece kendi blockchain üzerindeki kaynak dağılımına bakacağız. Bize CoinMarketCap maksimum kaynağı 290 milyon, toplam kaynağı 250 milyon, sirkülasyon kaynağı 142 milyon demiş. Aşağı gelip tarayıcılarda tauhq.com'a girdiğimizde aslında Lambda'nın tarayıcısına girmiş oluyoruz. Neden tauhq? Çünkü Lambda'nın token'ın adı zaten tau. Tarayıcıya girdiğiniz zaman burada toplam kaynağı görebiliyoruz. 247 milyon görünüyor. CoinMarketCap'teki de zaten 248 milyondu. Bunun doğruluğunu buradan teyit edebiliyoruz. Maksimum kaynağımız aslında CoinMarketCap 288 milyon demiş ama kendine ait bu blockchain'de yeni coin'ler ürüyorlar, tavular ürüyor. O yüzden bu noktaya geldiğinde stop edebilir mi? Tam olarak kestirmek mümkün değil. Dokümantasyonlarda ve Google'da araştırırsanız maksimum kaynak 288 milyon olarak görünüyor ama tam olarak onaylanmamış. Bu şu demek oluyor. Şu anki yıllık %3 enflasyonun sürekli olarak devam edeceğini varsayabiliriz. Peki. Sirkülasyon miktarını hesaplayabilmek için yine tarayıcıda sağ üst tarafta adresler kısmı var. Bu adresler kısmını tıkladığımızda adresleri de yeni sekmelerde açarak içlerindeki yüzdeler ve yapılan hareketlere göre bir sirkülasyon miktarı hesaplanabilir. Benim videodan önce yaptığım araştırmaya göre aslında CoinMarketCap'teki bu veri doğru varsayılabilir. Yaklaşık %50'lerde sirkülasyon miktarı ve maksimum kaynağımızda yıllık %3 kendi içerisindeki bir enflasyonla devam edecek klasik blockchain'ler gibi denilebilir. Grafiğe geldiğimiz zaman 5,5 yıldır yaklaşık olarak CoinMarketCap'te olduğunu görüyoruz. Oldukça eski bir proje. 5,5 yıllık grafik ve %50'lerde olan sirkülasyon miktarı tokluk döneminin başlamış olduğunu proje için gösteriyor. O süreç içerisinde devam ediyorlar. Borsalara geldiğimiz zaman CoinMarketCap üzerinde bir tane borsa görünüyor. O da PancakeSwap. Bu da tabii ki Binance üzerinde olan tokenlar üzerinden yapılmış bir borsa. Fakat web sitesine girdiğimizde şurada yukarıda Buy Tau var. Ona bastığımız zaman TXBit.io'da da listelenmiş. Fakat tıkladığımız zaman şu anda o sayfa açılmıyor. Listelenmiş mi, delist mi olmuş? Bunu biraz araştırdım ama net olarak öğrenemedim. Fakat Bbox üzerinde listeli. Bu da CoinMarketCap üzerinde görünmüyor. Şu anda PancakeSwap ve Bbox üzerinde listeli diyebiliriz. RocketSwap zaten kendi platformları. O yüzden onu şu anda dahil etmiyoruz. Kendi platformların üzerindeki alışveriş ve likidite tam olarak oturmamış şu anda. Yavaş yavaş oturacaktır. Onlar şu anda buraya girmemiş. Borsalar durumu da bu şekilde. Şimdi detaylara girmeden önce bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta. Grafiğimizdeki riskimiz düşük. Borsalardaki riskimiz de düşük. Fakat yine de az sayıda borsa olduğu için riskimiz düşük de olsa birazcık var. Buna dikkat etmek gerekiyor. GitHub'la devam ediyoruz. GitHub'da yaklaşık 82 tane paylaşım var. Bu 82 paylaşımdan yaklaşık 70 tanesi direkt olarak projeyle alakalı. Gerçekten projeyle alakalı ve bunlardan 15 tanesi de düzenli olarak güncelleniyor. Ve bu güncellenenlerde içerikleri gerçekten dolu. Girip baktım.
O yüzden şu anda 2300. sıralarda varsaydığımız bu proje için GitHub durumu yıldızlı 5 peki. Öyle söyleyeyim. Çok iyi bir GitHub istatistiği var projenin. Twitter'da devam ediyoruz. Yaklaşık 14K takipçi var ve paylaşımlar düzenli olarak devam ediyor. Twitter'daki paylaşımlarla GitHub'daki paylaşımlar birbiriyle örtüşüyor. Twitter ve GitHub'tan yine yıldızlı peki iyi proje almış durumda. Şimdi tekrar web sitesine girip projenin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağız. Öncelikle Ethereum üzerine token olarak çıkmıştı. Sonra Binance üzerine token olarak çıkmıştı. Ve sonra kendi platformunu oturtmaya başlamıştı. Ve burada unutmamamız gereken şey 5,5-6 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 5,5 yıl, 6 yıl. Ethereum üzerindeki token'ı artık önemsememize gerek yok bu proje için. Binance üzerindeki token hala likiditesi var. Miktarı oldukça küçük. Toplam kaynağın %10'ları durumunda oldukça mantıklı bir kaynak bırakılmış. Burada soru işareti aslında yok. Bu da böyle duracak burada. Bunun aslında Ethereum ve Binance üzerinde swap ortamı da yani köprülerini de oluşturmuşlar ama şu anda tam anlamıyla aktif değil. Daha sonra kendi blockchain'lerini oluşturmuşlar. Lamden adı altında tokenları da Tau. Fakat şu anda bir evrim geçiriyorlar. Şurada gördüğünüz üzere Arco adı altında ağın yeni bir adı oturuyor denilebilir. Çünkü Lambda projesi bu işlere ilk başladığı zaman tabii ki Proof of Work'ü kullanmak durumundaydı ve Proof of Work'ken bile ana ekip kendisi madenciliğini yapıyormuş. Aslında tam anlamıyla Proof of Work'te değilmiş. Tam dağılım gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi, bireyler nasıl madencilik yapar bunların detayları daha oturmaya başlarken Proof of Stake'e doğru yavaşça bir geçiş olmuş. Fakat Proof of Stake'in de altyapısı tam anlamıyla oturmamış. Şu anda aslında Lambda'nın Arco adı altında ağı yeni yeni oturuyor ve Proof of Work ile Proof of Stake'in karışımı bir yapısı var. Temel olarak community'nin yani topluluğun madencilik yaptığı ve topluluğun DAO ekipleriyle bir araya gelip madenci makineler oluşturdukları özgün ve merkeziyetsiz bir yapı kurmaya çalışıyorlar. O yüzden oldukça karmaşık ve zahmetli bir süreç içerisindeler temel olarak. Fakat yine de bu ağın temelleri şu anda çalışıyor. Kendi cüzdanları da var. Az sonra göreceğiz bunu. Peki Lambda'nın Tau token'ı ne işe yarıyor? Bizim için önemli olan konu. Staking'e yarıyor tabii ki kendi uygulamaları üzerinde ve aynı zamanda ağ üzerindeki işlem komisyonları için kullanılıyor ve aynı zamanda da yine governance için kullanılıyor. Yani oy vererek projenin gittiği yöne topluluğun karar verdiği bir mekanizma. Lambda'nın en önemli özelliklerinden ikisi, birincisi no VC yani büyük yatırımcı kurum kuruluş ve bireylere projeyi yem etmemişler. Başladıktan bu zamana gelene kadar hep topluluğun projesi olmaya çalışmış. Sadece 2018'de çıkış noktasında bir 10 milyon dolar bütçe toplanmış, ICO yapılmış. Ondan sonra da hiçbir şekilde balina oluşturulmamış. O zaman bile balina oluşturulmaması için uğraşılmış yani temel olarak. Tam anlamıyla bir community projesi olma hedefleri var. Ve ikinci en önemli özellikleri de az önce şurada okuduğumuz gibi Python temelli olmaları. Python yazılım dili üzerinden smart kontratları yazıp çalıştırabiliyoruz. EVM uyumlu değil proje. Bu artı olarak da değerlendirilebilir, eksi olarak da değerlendirilebilir. Fakat temel olarak projenin özellikleri bunlar ve bir blockchain projesi olduğu için tabii ki üzerinde DApp'ler yani merkeziyetsiz uygulamalar ve topluluklar oluşturma hedefli bir proje. Sadece şu anda bayağı geride kalmış ve bu geride kalmasının en büyük sebebi de muhtemelen büyük yatırımcılar ve büyük marketing propagandaları yapılmadığı içindir diye tahmin ediyorum. Temel olarak proje bu şekilde. Şimdi sitenin üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Sloganın hemen altında bir Quick Start butonumuz var. Bu Quick Start butonuna bastığımızda cüzdanı indirip kullanabiliyoruz. Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir makaleye yönlendiriyor bizi hemen altındaki link. Tıkladığımız zaman da cüzdanı indirebileceğimiz sayfaya gidiyoruz. Bu cüzdan gerçekten var, çalışıyor. Bunu tarayıcı uzantısı olarak ekledikten sonra özelliklerine girebiliyorsunuz. Şu anda Lambda'nın bütün özellikleri bu cüzdan içerisinde çalışıyor. Biraz aşağı indiğiniz zaman da borsalara girip satın alabilirsiniz diyor. Alıp cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz. CoinMarketCap linkini bırakmışlar. Bir de köprümüz var. Az önce söylediğim gibi Ethereum ve Binance üzerinde bir köprü mekanizması oluşturulmuş. Çalışıyormuş ama şu anda çalışmıyor. Bakım için devreden çıkartıldı diye bir not var şu an üzerinde. Biraz aşağı indiğimizde merkeziyetsiz uygulamaları da kullanabilirsiniz şeklinde buraya koymuşlar. Onları zaten az sonra göreceğiz. O yüzden tıklamıyorum. Web sitesini de kapattık. Quick Start butonuna bakmıştık. Şimdi hemen yanında Read About Arco var. Az önce söylediğim gibi Lambda adıyla başlamışlar. Fakat Arco adına doğru yavaş yavaş bir evrim var. Bu Arco da
Aslında blockchain ağındaki majör değişiklikler, az önce söylediğim gibi topluluk odaklı, toplulukların madenciliği yaptığı, birazcık daha proof of stake'e geçtikleri bir yapı. Bununla alakalı anonslar burada bulunmakta, linklerde bulunmakta. Burada az yazı olduğuna bakmayın. Buradaki linkleri tıklarsanız Arco ile alakalı birçok makaleye ulaşabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde her şey yazılmış. Biraz aşağı indiğimizde bazı metrikler var ve tabii ki özellikler var. Açık kaynak kodluyuz, merkeziyetsiziz, en yeni algoritmaları kullanıyoruz ve büyük balinalar oluşturmuyoruz. Quick Start butonuna basarsak şuradaki az önce bastığımız butona gidiyor. Hemen biraz aşağıda yine al, sat, köprüde kullan gibi linkler var. Köprümüz şu an çalışmıyor. Az önce tıklamıştık. Ve CoinMarketCap linkimiz var. Biraz aşağı indiğimiz zaman blockchain projelerinde en çok dikkat ettiğimiz şey neydi? O blockchain'in üzerinde ne kadar uygulama var ve bu uygulamalar gerçek mi? Web siteleri çalışıyor mu? Gerçekten çalışan uygulamalar ortaya konulmuş mu? Lambda için 5,5 yıllık süreç sonucunda şurada gördüğünüz üzere 12 tane link var. Bu 12'nin dışında 3-5 tane daha dışarıdan ulaşabileceğiniz linkler var. Bu 12 tane uygulamadan 6 tanesinin web sitesi çalışıyor adam gibi yaklaşık olarak. Girip tıklayabilirsiniz. Yaklaşık 6 tanesinin web sitesi bile çalışmıyor. O web sitesi çalışanların içerisinden de 3-4 tanesinin uygulaması gerçekten çalışıyor. O uygulamaların çalışması bize ağın gerçekten çalıştığını gösteriyor. Fakat o uygulamaların da kullanıcısı tabii ki şu anda neredeyse sıfır denecek kadar az. Bu normal bir durum. Şu andaki kripto piyasasında zaten en çok bilinen blockchain'lerin üzerinde bile neredeyse kullanım çok 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 az seviyeye inmiş durumda. Teknoloji daha yavaş yavaş oturuyor. Kullanıcıların isteklerini bu sektör henüz tam anlamıyla karşılamıyor. O yüzden çok aşağılarda bulunan böyle bir blockchain'in üzerindeki uygulamaların şu anda tam anlamıyla kullanıcısında olmaması çok büyük bir negatiflik olarak değerlendirilmeli. En azından çalışan bir 3-4 tane uygulama gerçekten var. Ağın çalıştığını buradan teyit edebiliyoruz. Yine Quick Start butonuna bastığımız zaman yukarıdaki Quick Start butonu ile aynı. Burada projedeki en önemli linklerden bir tanesi Developer Portal. Bastığımız zaman dokümantasyon sayfasına gidiyoruz. Dokümantasyon gerçekten yeterli. Yani 2300. sıralarda olan proje için ciddi yeterli bir dokümantasyon var diyebiliriz sol tarafta. Her türlü linke tıklayabilirsiniz hangi konuya bakmak istiyorsanız. Özellikle şuradaki tokenlara girdiğiniz zaman, smart kontratlara girdiğiniz zaman videolu böyle minik videolarla anlatımlar olduğunu görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz arayüzü görüp bu işlemleri yapabilmeniz için cüzdanı yükleyip giriş yapmış olmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra hesabınıza ulaşabiliyorsunuz. Bir dashboard oluşturulmuş. Bu dokümantasyonda da onun nasıl kullanılacağını anlatıyor. Tema olarak dokümantasyonumuzdan da geçer not aldı diyebiliriz. Ufak hibe programları varmış. Onunla ilgili burada bir linkimiz var fakat şu anda bu hibe programları çalışır durumda değil. Oyun sektörüne yönelik de çalışıyoruz. Hedefimiz oyun sektörünü ele geçirmek diyor. Bunu tıkladığımız zaman aslında Unity üzerindeki modülün açıklaması olması lazım ama bu link de çalışmıyor. Bunun altı da boş şu anda. Fakat Unity'nin üzerinde küçük bir modülleri gerçekten var. İstatistikler koymuşlar buraya birazcık hemen altında da tarayıcıya girip bakabilirsiniz diyor. Az önce tarayıcıya bakmıştık ama yine de tıklayalım bir bakalım. Burada söylemek istediğim şey şu. Standart copy paste tarayıcılardan değil bu. Zaten London projesinin blockchain'i bile sıfırdan yazılmış. Copy paste'lerden değil. O yüzden çok zorlu bir süreçte 5,5 yıldır harmanlanmışlar. Bu tarayıcının da arayüzü güzel, yeterli bilgiler var. Efsane bir tarayıcı değil ama en azından piyasadaki copy paste tarayıcılardan bir tanesi değil. Kendilerini tebrik ediyoruz bu konuda. Biraz aşağı indiğimiz zaman 2022 roadmap'ini görüyoruz. 2023'ün sonuna doğru ilerlediğimiz bu dönemde burada 2022 roadmap'ini gören kişi şu linki tıklamaz bile herhalde ama tabii bizim görevimiz olduğu için tıklıyoruz. Tıklayınca bir bakıyoruz ki aslında 2023 roadmap'i. Trello üzerinden doğru düzgün bir roadmap var. İşleri takip edebiliyorsunuz. Hangileri bitmiş, hangileri devam ediyor. Kimler bu işler üzerinde çalışıyor onları da görebiliyorsunuz. Kullanıcıların kim oldukları da sağ üst tarafta yazıyor. Gerçekten bir roadmap var ve bu roadmap'in içerisinde gerçekten işler var. Bu roadmap'le zaten GitHub, Twitter paylaşımları uyumlu. Fakat sadece ön sayfa güncellenmemiş muhtemelen 1-1,5 yıldır ve burada hala 2022 yazıyor. Büyük bir leke. Bunun düzelmesi lazım. Topluluğa geldiğimiz zaman buraya community adı altında, topluluk adı altında yazılmış ama ekipteki en çekirdek 4 kişi görüyoruz. Ekip tabii bu kadar kişiden oluşmuyor. Birkaç kişi daha var YouTube'dan ve özellikle Google'dan araştırırsanız görebilirsiniz. Burada adı yazmayan bazı kişiler de kamera karşısına tek tük çıkmışlar projeyle alakalı. Burada adı yazan kişiler arasında da sadece kamera karşısına düzenli olarak çıkan Stuart Farmer tabii ki projenin lideri olan kişi yaklaşık 1-2 yıl kadar önce çok yoğun olarak kamera karşısına çıkıyormuş. Son 1 yıldır 1-2 defa kamera karşısına çıkmış. Onun dışında çıkmamış. YouTube'dan kendisini araştırıp görebilirsiniz. Konuya tamamen vakıf, topluluk projesi oluşturmak istediklerini söylüyor. Her şeyi de tane tane anlatmış. Stuart Farmer London derseniz bütün röportajlarını ve kendi açıklamalarını takip edebilirsiniz. Gerçek bir kişi yani kendisi. Fakat ekipteki diğer kişileri buraya koymamışlar. Ve aşağıda bir community FAQ linki var. Bu şu anda çalışmıyor. Sosyal medya linklerimiz burada.
Sayfanın en aşağısına geldik. En üstteki linkte de basarsak bütün içerikler aslında şu anda incelediğimiz şeylerin aynısı olduğunu görebiliriz. Sadece şurada Community ve FAQ linki çalışıyor. Buradan basarsak şurada FAQ kısmını görebiliyoruz. Sıkça sorulan sorulara mutlaka bakın. Projenin temellerini buradan öğrenebiliyoruz. Sitenin üzerinden de tamamen geçtik. İncelemeyi bitirmeden önce sadece YouTube'da projenin YouTube sayfası yok aslında official olarak. Gördüğünüz üzere şuradaki linklerde yok. Fakat burada Lambden Girl diye bir YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalına girerseniz bir ekip kişisinin, ekipten olan bir kişinin veya sadece tanıtımları yapıyor olabilir. Lambden ile ilgili videolar çektiğini görebilirsiniz. Son videosu 1 ay kadar önce. Gördüğünüz gibi 2 ay kadar önce, 3 ay kadar önce bir sürü videosu var. Videolara bakarsanız Lambden projesi ile alakalı gelişmeleri kısa kısa anlattığını, çalışan uygulamalar çıktığı zaman da onların nasıl çalıştığını, hangi mantıkla çalıştığını anlatan düzgün videolar olduğunu, tutorial videolar olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu YouTube kanalı, Lambden Girl YouTube kanalı, GitHub'ımız ve Twitter'ımız aslında projenin ilerlemeye devam ettiğini bize teyit ediyor. Bunu son kez söyledikten sonra şimdi tekrar CoinMarketCap sayfasına gelip projeyi değerlendirmeye çalışalım. Eksileriyle başlıyoruz. Şimdi 5,5 yıllık süreç boyunca bir kere tam anlamıyla çalışan uygulamalarla birlikte ciddi bir topluluk projede henüz oturtulamamış. Ekosistemimizdeki uygulamaların sayısı şu anda yaklaşık 6 tanesi ciddi anlamda var ve çalışmaya yönelik ki devam ediyor diyelim. 6 tane uygulama tabii ki 5,5 yıl için yeterli değil maalesef. Tabii bu 5,5 yıllık süreç içerisinde bir blockchain sıfırdan yazıldığı için, tarayıcısı falan sıfırdan yazıldığı için ve şu anda da bir evrim geçirdiği için bu durum normal. Ama tabii ki topluluk 5,5 yıllık bir süreç sonucunda bu gelinmiş bu noktayı çok da kabul edemez diyebiliriz kripto piyasasında. İnişler çıkışlar olduğunda, özellikle iniş olduğunda biliyorsunuz topluluk hemen sırtını dönüyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çalışan uygulamaların tıkır tıkır çoktan oturtulmuş olması gerekiyordu. Bu önemli bir eksiğimiz. Aynı zamanda bu uygulamalar tıkır tıkır oturtulmamış bir durumdayken hala blockchain'de de evrim geçirme süreci devam ediyor 5,5 yılın sonunda. Ve bu evrim geçirme süreci devam ederken proje 2300. sıralarda ciddi bütçeler çıkartamıyor. Proje ilk başladığı zamanki çıkartılan 10 milyon dolar çoktan yok olmuştur kesinlikle. Merkezi borsalar konusu zaten biliyorsunuz büyük çetrefilli şeyler. O yüzden projenin şu anda içinde bulunduğu durumda çözmesi gereken ve problem olan çok büyük işler var. Bu işlerin hepsinin tıkır tıkır çözülebilmesi için ekibin birazcık da güçlenmesi lazım. Yani şu anki ekip yetersiz demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Destek gerekiyor. O destek için de bütçe gerekiyor. O bütçe için de fiyatın birazcık artması gerekebilir. Bazı yatırımcılara ulaşılmak gerekebilir. Ve bildiğiniz üzere proje az önce de konuştuğumuz üzere no VC diyor. Büyük yatırımcılara hayır diyor. O yüzden bu durum projeyi birazcık daha sürüncemede götürme ihtimali var. Projenin eksileri benim gözümde bunlar. Artılarına gelecek olursak %50'lere ulaşmış bir sirkülasyon miktarı var. Öyle ya da böyle 5,5 yıldır piyasada kalmaya devam etmişler. Çoktan kepenk kapantı gidebilirlerdi ama blockchain'i yazmaya devam etmişler. Uygulamalar üzerinde de çalışmalar devam ediyor. GitHub oldukça iyi durumda ve az önce konuştuğumuz gibi uygulamalar çıktıkça tanıtan bir YouTube kanalı var. Ekibin kim olduğu da belli. Sitede kim olduklarını görebiliyoruz. Yakın zamanda röportaj yapmamış olmalarına rağmen kim oldukları yine de belli. Bence bu proje sadece şu ana web sitesini şöyle bir elden geçirse, çalışmayan linklerin hepsini bir düzeltse, ne olduğunu birazcık daha düzgün tanıtsa, birazcık da Python tasarımcısı almak için azıcık bir marketing yapsa, proje hemen belini doğrultur bence şu anda. Çünkü altyapısı var yani. Peki, içinde bulunduğumuz bu artış trendi tam anlamıyla boğaya dönerse, 6 ay boyunca bir boğa devam ederse, proje tabii ki artış yaşayacaktır. Bu boğadan sonra tekrar sert bir ayı gelirse, çıkış yaptığı noktalara fiyatı tekrar düşer mi derseniz, düşme ihtimali olduğunu düşünüyorum çünkü %50'lerde olan sirkülasyon miktarı %60-70'lere kadar gelecektir ama asıl sebep bu değil. Ana ekip uzun zamandır bütçe çıkartamadan, zorlu şartlar altında büyük yatırımcı da almadan proje geliştirmeye çalışıyor ve yeni bir blockchain yapısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz üzere bunlar müthiş meşakkatli işler. Ciddi bütçe gerekiyor. Topluluğun tekrar oluşturulması ve çekirdeğin oturtulması gerekiyor. Üzerinde uygulama yazacak ekipler gelirse onlara da belki ufak tefek bütçeler ayırmak gerekiyor. O yüzden bir boğa geldiğinde, fiyat yukarı çıktığında ekibin mutlaka bütçe çıkarması gerekiyor. O yüzden tekrar fiyat düşüş yaşadığı zaman çıkış yaptığı noktanın altına düşme ihtimali var. Böyle bir riski barındırıyor proje. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Peki içinde bulunduğumuz bu artış trendi tamamen boğaya dönmezse, ayı devam ederse projeden 6 ay boyunca yumuşak bir şekilde düşüşün devam etmesini beklerim ben. Burada sert düşüşler veya sert çıkışlar aralarda pek beklemem. Peki 2300. sırada olduğunu varsaydığımız bu proje temel olarak kaçıncı sırada olmayı hak ediyor derseniz şu ana kadar yaptığı işler
Yani şöyle söyleyeyim, sadece popülaritesi az ve o web sitesi güzel tanıtamamış bir sürü çalışmayan link var. Bunlar birazcık elden geçirilse, şöyle projenin üzerinden şöyle bir geçilse, aslında bu proje bence 1000 ila 1500'ün arasına rahatlıkla gelip demir atabilir. Bunu hak eden bir proje. Peki 2300. sıranın çevresinde olan projeler ile Lambda'nın şu boğa sürecindeki sıçramasını değerlendirmeye kalkarsak, şu 1000 ve 1500 arasına yerleşme mantığını oturtmamız gerekir mi? Bu aslında çok muallak bir konu. Projenin kendi çevresindeki projeler boğada 10x yaparken, bu projenin aslında şöyle bir 30x, 40x atma potansiyeli var bence. Çok ciddi, dikkatli anlaşılması gereken bir bu konu. 30x, 40x yapar demiyorum. Siteyi elden geçirirlerse, birazcık bir marketing yaparlarsa 30x 40x boğada atma ihtimali olan bir proje diyorum. Çünkü aslında altı dop dolu bir proje. Problemleri sadece çözmesi gerekiyor. Bu anlattığım şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Çok dikkatli olun. Ciddi araştırmalar yapmaya ve kendi başınıza karar vermeye devam etmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.